Bursa'da %55,5'la Cumhurbaşkanlığı seçiminin açık ara galibi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan oldu. Erdoğan'ı %31,5'la Muharrem İnce izledi. Sonuçların şekillenmesiyle birlikte AK Parti'deki bayram havası 15 Temmuz Demokrasi Meydanı başta olmak üzere cadde ve sokaklara taştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bursa'dan bir kez daha Türkiye ortalamasının üzerinde oy almayı başardı. Bursa'da seçmenlerin %55,5'u Cumhurbaşkanı seçiminde Erdoğan'a oy verdi. CHP'nin adayı Muharrem İnce de Bursa'dan %31,5 oy aldı. Meral Akşener %8,2, Selahattin Demirtaş %3,5, Temel Karamollaoğlu %1, Doğu Perinçek ise %0,2 bandında kaldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nilüfer ve Mudanya dışındaki tüm ilçelerde seçimin galibiydi. En fazla oyu ise %75 ile Büyük Orhan'dan aldı. Muharrem İnce ise Nilüfer ve Mudanya'da %49 bandı ile seçimi önde tamamladı. AK Parti Bursa İl Başkanlığı'nda hareketlilik sandıkların kapanmasıyla birlikte artmaya başladı. Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu ile birlikte İl Başkanı Ayhan Salman, milletvekilleri ve belediye başkanlarıyla beraber kameraların karşısına geçti. Büyük bir zafere tekrar imza atmanın mutluluğunu, gururunu yaşıyoruz. Önemli bir oy oranıyla Cumhurbaşkanımız tekrar Cumhurbaşkanı olarak seçildi. Sevgili kardeşlerim, sizler bugün sandıkları patlattınız. Teşekkürler Bursa, teşekkürler Türkiye. Büyük ustaya, reisi cumhurunuza, milletin evladına, Sayın Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a sahip çıktınız. Açıklamalarda hem Bursa'nın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a verdiği desteğin altı çizildi, hem de yeni sistemin getirileri vurgulandı. Kısacası yola devam dedi Türkiye. Bursa'da Türkiye ortalamasının daha üstünde bir oranla yola devam dedi. Dünyanın en gelişmiş, en güçlü 10 devleti arasına girmek için bize aslında vize verdi Türkiye. Yani bir kere bu modelin zaten en bariz boyutu, takdir edersiniz, yasama ve yürütmenin ayrılmasıydı. Artık milletvekillerimiz biraz daha yerel tandansla hareket edecekler. Tüm milletvekilleri, adaylar, belediye başkanları ve parti yöneticileri 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda platforma çıkarak kutlamalara ortak oldu.